Merhaba YouTube, ben Birkan Demir Çalışkan. Bir Dosya Bir Hikayenin 10. bölümüne geldik ve Dalya diyoruz. Şimdi bazıları diyebilir ki Dalya ne demek abi? O dalyarak gibi bir şey değil. Dalya bir şeyin 10. böyle bir yıl dönümü, bir böyle dönemin kapanıp ötekisinin açıldığı gibi bir şey olarak adlandırabiliriz. Benim yaştakiler bu Dalya'yı özellikle özel televizyonlar popüler olduğu yıllarda, 90'lı yıllarda çok duymuşlardır. Dalya dedi, Dalya dedi, Dalya dedi. Herkes böyle Dalya diye hepimiz Dalya olduk baktığınız gibi. Bu saçma sapan girişten sonra da YouTube'la ilgili de bir şey söylemek istiyorum. YouTube son dönemde abone olmadığınız kanalları daha fazla önünüze getirmeye başladı farkındaysanız. Dolayısıyla abone olun diye bir serzenişte bulunmayacağım. Saçma sapan bir şeydi zaten. Olmazsanız da olmayın abi. Hadi gelin biz 2013 yılındaki dede, dayı, amca formatındaki anlatımlarıma devam edelim. 10. bölümde Dalya dediğimiz bu bölümde bakalım neler var. İşte yan tarafta. Robov. Yılının Ekim ayındayız ve yavaş yavaş elektrikli otomobiller hayatımıza sirayet etmeye başlıyor. Bu görmüş olduğunuz BMW i3 ile dükkanı açıyoruz. Aslında bunun hibrit bir versiyonu da vardı biliyorsunuz ama ülkemize gelmedi. Saf elektrikli olarak geldi. Bilmeyenler ya da unutmuş olanlar için hatırlatalım. Türkiye'de Renault Fluence Z'yi üretmeye başladığı gibi Türkiye'de elektrikli otomobillere dair vergilendirme sistemi de bir kural kaideye oturtulmaya başlanmıştı. Dolayısıyla ilk elektrikli otomobillere vergi mevzuatı geldiğinde biraz Renault Fluence Z'ye yönelik bir avantajlı, böyle teşvikli bir vergi sistemi olmuştu. Dolayısıyla saf elektrikli olan ve Türkiye'de üretilen Renault Fluence Z'ye benzer bir güç seviyesi varsa elektrikli aracınızda çok böyle komik fiyatlara alabiliyordunuz. %4 gibiydi sanırım ilk başlangıç vergisi elektrikli otomobillerin. Diğerlerinin %16 vergiyken eş hani güçteki içten yanmalı motorlarda %16 civarında ÖTV'miz varken %4 elektrikli otomobiller de vardı. BMW de o yıllarda bunu bir fırsat olarak değerlendirerek i3'ü de yavaş yavaş Türkiye'ye getirmek istiyordu. Türkiye'ye getirmeden de yurt dışında neden kullanmıyoruz diyerek Amsterdam'a gitmiştik. Tabii bir Amsterdam lansmanı olunca genellikle ben giderdim. Çünkü malum sebeplerden dolayı Amsterdam biliyorsunuz bastırılmış duyguların açığa çıkarıldığı ve turistlerin genellikle bunları yapmak için sağa sola gittikleri bir yer olarak dikkat çeker. Dolayısıyla Amsterdam'da olan Amsterdam'da kalsın diyerek kalmaması gereken bölümleri anlatmaya devam ediyorum. BMW i3 nedir ne değildir? Konuyu biraz dağıttım ama şöyle söyleyeyim. i3'ün Türkiye'ye tamamen elektrikli versiyonları geldi. Çünkü elektrikli versiyonların vergi avantajı olduğu için uygun bir fiyata güzel bir karla satabildiler. Bildiğiniz gibi bu i3'ün pek çoğunuzun bildiği gibi aslında bir de motosikletlerden aktarılan bir benzinli motorlu versiyonu, hibrit versiyonu da vardı ama o ülkemize gelmedi. O daha çok günümüzde jeneratör ya da Nissan'ın e-Power'ı diyebileceğimiz, ona biraz yakın olan hibrit bir versiyonu da vardı. O elektrikli motor öndeyken içten yanmalı motoru ise arkada bagajda diklemesine kenarda, köşede bir yerde duruyordu. Biz sadece elektrikli versiyonu orada denemiştik ve böyle bir anı fotoğrafıyla da açmış oluyoruz. Özellikle kapılarının geriye doğru açılması özelliğine vurgu yapmak için böyle pozlar vermişim. Aracın test sürüşüne başlamadan önce gri olana denk gelmişiz. Çünkü lansman rengi gri ve arkada görmüş olduğunuz turuncular vardı. Bir de tabii ki iç mekanında bir pozum vermek istedim. Bunları neden çekiyordum aslında? Biz dergide bir sürüş izlenimine gittiğimiz zaman o aracı gerçekten kullandığımıza dair bir kanıt olsun diye yazının en sonunda küçücük bir tane son bir yorum kısmımız vardı. Orada da böyle kellemizi göstermemiz gerekiyordu. Onun için de aracın temel özelliklerinden bir tanesini vurgulamak üzere bir kadrajda fotoğraf çekiyorduk. Bu fotoğrafların çekilme sebebi de aslında o. İşte görmüş olduğunuz bu iç mekan fotoğrafı da bunlardan bir tanesi. Ne kadar geniş bir iç mekanı olduğunu vurgulamak için bu fotoğrafı da çekmişim. O dönem bir saç tıraşına ihtiyacım varmış belli ki. Bayağı papaza dönmüşüm yani.
Tabii araçlar bize verildiği gibi içlerinde tabii ki sürüşümüze başladığımız sırada susadığımız noktada su içelim diye bir takım sular falan da vardı. Bunu da göstermek iyi oluyor. Çünkü bir taraftan bu sayede de aracın içinde bardaklık da var diye söyleyebilmeleri için o bardaklıklara şişeler koyuyorlardı. Bu iç mekanda da bunu görüyoruz. Peki diyelim ki BMW i3'ün bitmiş halini gördük. Peki başlangıç noktasına bir bakalım isterseniz. O da işte bu. BMW i3'ün karbon fiberden oluşan şasisi, kabuğu işte böyle gözüküyor. Mühendislik çok acayip bir şey. Hani bazen diyoruz ya abi ne var ya falan gibi konuşan tipler var ya. Abi karbon fiber bir gövde, hafiflik amaçlanıyor tabii ki. Çünkü çok ağır bataryaları var. Onu dengelemek için kabinin kendisini karbon fiberden üretiyorlardı. Ve bu da hani bütün her şeyi çıkardığın zaman, bütün her şeyi derken tabii ki burada yürüyen aksam elemanlarını, jantlarını, lastiklerini, elektrikli komponentlerin tamamını görmüyoruz ama genel olarak BMW i3'ü tamamen soyduğunuz noktada böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Elbette lansman çerçevesinde markanın o dönemki yöneticileriyle de yan yana geliyorduk, onlarla görüşüyorduk. Burada o dönem Borusan Otomotiv Genel Müdürü Eşref Bir Yıldız bizim yan arabamızda dolaşıyordu. Beraber dolaştığımız yerlerde. Tabii bu araca dair bir takım hani orada burada bir kotasyon deriz. Söylemi çıkacaksa eğer işte kaç tane satacağız, stratejimiz nedir, planlarımız nedir gibi bir yönetici söylemi olacaksa yöneticinin de konuya dair bir tane fotoğrafının olması gerekir. PR 101 dersi veriyorum farkındaysanız şu anda. Public Relations'a giriş. Dolayısıyla bu böyle bir fotoğrafın da olması için bundan daha güzel bir mekan olamaz herhalde. Hollanda'ya gitmişsin, Amsterdam'dasın. Dolayısıyla bütün simgelerin olduğu bir nokta bulduğun zaman da orada bir fotoğraf çektirmek neden olmasın? Çünkü gördüğünüz gibi kanal kenarındayız. Arkada bir yel değirmeni var. İşte ürünün kendisi var ve yöneticinin kendisi var. Eşref Bey de çok böyle hani sevdiğim yöneticilerden bir tanesiydi. Çok böyle açık fikirli, açık sözlü, bir şey olursa olur, olmazsa olmaz diyen, çok böyle hani derler ya straightforward yani tam böyle lap diye. Çok böyle başarılı yöneticilerden bir tanesiydi. Kendisinin de kariyerini özellikle incelemenizi tavsiye ederim. Çok değişik bir kariyeri vardır. MAN'da başlamıştır. Mercedes'te acayip pozisyonlara gelmiştir. Sonrasında da Borusan Otomotiv bünyesinde uzun yıllar görev yapmaktadır kendisi. Bu da bizim için güzel bir anı oldu. Daha güzel tabii. Yani şu önde görmüş olduğunuz fotoğrafçının daha güzel fotoğrafları var ama ben de kendi çapımda bu olay olurken bu anı ölümsüzleştirmek istemişim. Ve gidiyoruz. Bu son dosyada bir önceki videoda söylediğim hani şey vardı ya Fame, Rehab, Reality Show gibi aslında Fame'in doruklarında olduğum bir dönemde olduğumu görebilirsiniz. Çünkü i3'le başladık. Hollanda, Amsterdam'daydık. Şimdi de Modena'dayız. Maserati fabrikasındayız ve yeni Quattroporte dizelleri kullanmaya gitmişiz. Quattroporte haricinde Quattroporte'nin dizeli yoktu. Quattroporte'nin yeni turbo benzinli motorları haricinde dizel cibliyi de kullanmaya gitmişiz. 3 litrelik dizel motor ve 8 kademeli ZF şanzıman kombinasyonlu cibliyi de kullanmaya gitmişiz. Ki bu motor şanzıman kombinasyonlu o dönem yavaş yavaş başlamış olan Fiat Chrysler evliliğinin bir örnekleri olarak nitelendirebiliriz. Jeep Grand Cherokee'lerde bilinen 3 litrelik dizel motor ve BMW'de de kullanılan ZF üretimi 8 kademeli muhteşem şanzımanın nasıl tam da adapte edilemediğini Cibli'ye öğrendiğimiz lansmana gidiyoruz. Neredeyiz? Kasım yani 7 Kasım 2013 yılında neredeydin abi? Maserati'ye gittim ben Modena'da falan. Cibli kullanmaya gittim ve hani böyle çiğ çil dizmişler. Cibliler, Quattroporte'ler, arkadaşlar Grand Sport'lar falan filan. Hemen tabii bir hani anı fotoğrafımızı da buraya koyalım demişiz. Ben böyle saçma sapan bir kombinasyon yapmışım. Maviler, kahverengiler falan filan ama çok da önemli değil. Önemli olan bu sefer de iyi giyinmemiş olayım. Bu anımızı da bir şekilde bu portreyi de verdikten sonra bir de arka taraftan da bütün o ciblilerin sedan cibli. Sedan cibli ve aslında sedan Maseratilerin Jeston'daki böyle logolarının da gözüktüğü, arka bölümlerinin de gözüktüğü bir fotoğrafta alayım demiş. Böyle hazır yan yana dizmişsiniz. Neden fotoğrafını çekmiyorum gibi bu fotoğrafı da çekmişim. İnce detaylar almışım ama çok da net alamamışım. Arka çaprazdan cibli dizelin detayını görüyoruz burada. İşte Maserati fabrikasında olduğumuza dair detay fotoğraflar. Burada bir Quattroporte görüyoruz ön taraftan. Arka tarafta sonradan yapılan
Maserati'nin fabrikası ve genel merkezinin cam bölümündeki, içeride de birazdan toplantıya gireceğiz ya da çıkmış da olabiliriz. Burada çok güzel fotoğraflarımız çekilmişti zamanında. Onlar başka bir dosyada, bu videoya eklemiyorum. Bir de tabii en arkada bu taş bir bina görüyorsunuz. Orası da aslında Maserati'nin böyle çok daha eskiden kurulmuş olan binasıdır. Burada tabii Quattroporte'nin 3 tane hava yarığını görüyoruz. Ön çamurluktaki Maserati'nin simgelerinden bir tanesidir. Enteresan olan bıyıkta da böyle bir şey vardır. Artık pek hani Amerika pazarında kalmayan, sadece Çin pazarında ayakta kalabilen Amerikan Buick markasının da simgelerinden bir tanesidir aslında bu yan taraftaki ön çamurluktaki 3 tane havalandırma ızgarası. Kim kimden çalmıştı tam hatırlayamıyorum ama doğrusu bu şekilde. Bu lansmandan daha önceki yıllarda gittiğim bir Gran Turismo Sport lansmanına gittiğim zaman bu fotoğrafın bir benzerini çekmiştim. Acaba Quattroporte ile yeniden çeksem mi diye düşünmüştüm. Aynı etkiyi vermedi ama benim silüetim ve Maserati'nin muhteşem ön frenleri, jantları ve o harika tasarımıyla günü ölümsüzleştiren fotoğraflardan bir diğeri oldu. Lastik ölçüleri dikkatimi çekiyor. 21 inçlik, 35 yanaklı, 265 mi? Öyle bir şey. 245-35 ZR21 lastikleri de burada dikkatimizi çekiyor tabii ki. Günün ilk bölümünde Jibri dizeli kullanmıştık ve bence sesi falan böyle Maserati'ye hiç yakışmıyordu. Bir detay vereyim. Maserati Jibri dizelin sesi için özellikle uğraşmışlar. Özellikle de V8 Maserati'lerin sesini versin diye egzoza bir sistem yapmışlardı. Korkunçtu. Çok da uzatmaya gerek yok. Yani dizel bir Maserati olmaması gerektiği gibi bir taraftan hani piyasa şartları, pazardaki yani rekabeti düşündüğümüz zaman yapmışlardı ama dizel bir Maserati olmamalı bence de. Günün ilk yarısında dizel cibrileri kullandıktan sonra ikinci yarısında bir öğle yemeği yedikten sonra durduktan sonra da bu harika Quattroporte'lerin direksiyonu başına geçmiştik. Bunlar tabii ki turbo beslemeli V8 motorlu olan versiyonlarda diye hatırlıyorum. Safkan V8'ler de olabilir ama o kadar çok araba kullandım ki o gün hangisiydi hatırlayamıyorum işin gerçeği. Burada çok güzel GoPro fotoğraflarımız da var. Hatta işte Ferhat Albayrak, Doğan Kabak, Onur Ziyademir çok güzel fotoğraflarımız var. Modena'nın ara yollarında o hani öğle yemeğini yediğimiz daha böyle yukarıda bir yerdeydi irtifa olarak. Oradan sonra aşağı ine çok güzel bir köye gelmiştik. Oraya inerken belirli noktalarda araç seni öyle bir gaza getiriyor ki V8 sesin ve hani çok böyle keskin bir şekilde tepki veren direksiyonun etkisiyle öyle bir uçmaya başlıyorsun ki bir noktadan sonra hani gerçekten uçuyorsun bir noktadan sonra. Yani böyle bazı yerlerde böyle hani viraj içindeyken hafif bir asfalt zıplaması oluyor ve falan gibi derken kendimizi öldürmeye bayağı bir uğraşmıştık ama o gün de ölmemiştik neyse ki Onur Ziyademir'le beraber. Benim işte Facebook'umda orada bir yerde fotoğrafları görebilirsiniz aslında. Onur'un böyle araçın sağ koltuğunda benim o harika pilotajım içeriğindeki endişesini görebiliyoruz. Güzel bir lansmandı. Tabii ki her zaman herkese nasip olacak şeyler değil. Ben de iki zamanda yaşamışım. Fame. Ve geliyoruz tekrardan Türkiye'deki bir takım ortamlara. Lansmanlara git gel dolaş falan derken Türkiye'de de test araçlarını alarak hayatımızı devam ediyoruz. Bu görmüş olduğunuz fotoğrafta A hatchback görüyoruz. Ama standart bir A hatchback değil kendisi. Kendisi A45 AMG olmakla beraber o yıllarda benim yurt dışında da gidip ilk lansmanda, ilk gösterimde bulunduğum araçlardan bir tanesi artık Türkiye yollarında çıkmış ve bize de teste vermek istemişler. İşte o gün biz sanırım Mercedes E Cabrio'yu bırakırken A45 AMG'yi alıyoruz. Hayata bak yani E250 benzinli Cabrio Mercedes'i bırakıyorsun, A45 AMG'yi alıyorsun falan. Güzel hayat baktığın zaman ki bu detayda oradan 250 ya da 350, 250 CDI'dı sanırım. İşte oradaki emniyet kemerinin uzatıldığı sistemi bir çekmek istedim. Arka planda da çekimleri, detay çekimleri yapılan A45 AMG'yi görüyoruz burada. Mahmut abimiz detayları çekiyor. Mahmut Ali Özyon, o da hemki fotoğraf editörümüz. A45 AMG'nin yan tarafındaki turbo yasını ve AMG logosunu çekiyor. Tabii 2 litreden 200 kaç beygir bu arabaya? 2 litreden 360 beygir değil mi? Litre başına güç rekortmeniydi o yıllarda turbo beslemesiyle tabii. Muhteşem verimli bir motordu ve muhteşem keyifliydi. 4 çeker tabii ki.
Kullanması acayip keyifli bir motordu ve hani beni çileden çıkarmıştı. Ya yani çileden derken çığırımdan çıkmıştım. Harika bir otomobildi ve ona dair bir hani grup fotoğrafı da çektikten sonraki fotoğrafta küçük çünkü telefonumda artık yer kalmamış diye küçük ölçekte çekmişim bu fotoğrafları. Burası Mercedes'in Hadımköy'deki genel müdürlüğünün önündeki misafir otoparkında gölge belanında detayları çekiyoruz. İki yerde bir derde bunları da kotarıyoruz gibi durumlarımız vardı. Facebook'ta bu benim e-kabriyoli olan fotoğraflarım da var. Henüz o kadar kelleşmemişken olan fotoğraflarım var. Sonrasında da akşam oğlumu yuvadan alıp evime giderken ufak bir video çekeyim demişim. Yaklaşık 2,5 dakikalık bir video ama ne kadarını size göstereceğim bilmiyorum ama hadi gelin beraber izleyelim. Ön koltukta oturması sebebiyle linçlenmeyeyim lütfen. Çünkü boyunun el verdiği kadarıyla emniyet kemeri takılıdır. Altında da çocuk yükseltme koltuğu vardır. Dolayısıyla da hava yastığı ile ilgili bir problemimiz yoktur. Siz linçlemeden önce ben kendim söyleyeyim. 3 yaşında tabii ki burada. Bakalım nasıl bir videoymuş. İneğe bak. Hazır mısın? Arkada da Allianz Tower yeni yapılıyor ha. Koz yatağından. Ne kadar hızlı gidiyoruz. Çok değil mi? Eve doğru hızlı gidiyoruz. Eve doğru hızlı gidiyoruz. İnek. Boyalı inek. Çekici bir araba. Hızlı çekiyor. İşte böyle sevgili izleyenler. Bu videoda da gördüğünüz gibi oğlumla beraber bayağı bir gazlaya gazlaya evimize doğru gitmişiz. Nasıl gazlamayalım ki demek istiyorum. Bu videonun bir benzerini aslında 10 yıl sonra yapmak istedim ama Mercedes yetkililerinin AMG versiyonu yetişmedi. Öyle söyleyeyim. Yoksa bunun bir yenisini de 10 yıl sonra 13 yaşına gelmiş olduğumda tekrar yapmak istiyordum ama kısmet değilmiş diyelim ki. Bu bölümde bendik bu kadar dedikten sonra umarım bu serileri beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsunuz, beğeniyorsunuz, beğenmiyorsunuz, beğenme tuşlarına basabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. 2013 yılındaki son noktaya doğru yavaş yavaş geleceğiz. 11. bölümde görüşmek üzere. Saygı, sevgi ve selamlarımla herkese iyi günler diliyorum. Bye.